Ne yazık ki arka arkaya gelen iki Pegasus kazasından sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti tekrar gündemimizde. Biraz kazanın soğumasını bekledik ve arkasından da bu ikinci pist niye bitmiyor, ne planlandı, ne hedeflendi bunları Havayolu 101'den Doktor Abdullah Nergis'le beraber konuşacağız. Ne zaman bitecek bu Sabiha Gökçen'in pisti? Ben hep böyle soruyorum da hani ortaya soruyorum, sana sormuyorum tabii ki. Valla önce şunu söyleyeyim Tolga. Şimdi bir havalimanının kapasitesi dendiği zaman akla hemen terminalin yolcu kapasitesi geliyor. Mesela yeni havalimanı yapıldı. Herkesin aklında şu var. 90 milyon kapasiteli bir terminal, çok büyük. Tamam, 90 milyon kapasiteli. Aslında bir havalimanı değerlendirirken temelde 2 ve artı 1 tane daha unsuru göz önünde bulundurmak gerekiyor. Birincisi tabii ki yolcu kapasitesi, terminalden geçen yolcu sayısı. İkincisi uçuş kapasitesi. Yani pist kapasitesi. Tamam, sen 90 milyon hatta 180 milyonluk bir terminal yapabilirsin ama ona hizmet verecek sayıda uçuşu uçağa indirip kaldıramazsan, o kadar bir uçuş kapasiten yoksa dengesizlik olur. Yani yolcu kapasitesi var, onun yanına pist kapasitesi, bir üçüncü unsur kargo işleme kapasitesi. Hadi bu diyelim biraz daha ikinci Yerine planda göre değişiyor diyelim. değişiyor. Havalimanının önceliğine göre değişiyor ama yolcu kapasitesinin yanında pist kapasitesi son derece önemli. Ve genel olarak şu andaki dünyadaki kurallar ortalama olarak bir pistte saatlik 40 iniş kalkışın yapılabileceğini söylüyor. Ya bu çok yoğun zamanlarda biraz zorlanıyor. İşte meşhur Londra'da mesela Heathrow Havalimanı var. Heathrow Minute diye, Heathrow dakikası diye bir kavram var mesela. Biraz daha zorluyorlar. 45 saniyede bir uçakların indirip kaldırıldığı dönemler olabiliyor ama normalde 40 diyebiliriz. Bir saatlik kapasite için. Yani 40 çarpı 24 Gibi günlük düşünebiliriz. kapasite, gelen tabii uçağın da kapasitesi, günlük bir terminalin ne kadar kullanıldığını veya ne kadar kapasite sunduğunu Evet. bize ortaya koyuyor. Koyuyor. Sabiha Gökçen'e gelelim hemen. Şimdi Sabiha Gökçen'deki durum ne? Yıllar içerisinde yolcu sayısı çok hızlı bir biçimde arttı, arttı, arttı. Arttı, belli bir noktaya geldi. İşte ilave terminal yatırımları yapılıyor. Devam ediyor oradaki çalışmalar. Tamam, terminal yapılıyor ama öbür taraftan tek pistle, aynı pistle devam ediliyor. Ve orada limitler artık zorlanmaya başladı. Gece belli saatten sonra notamlanıyor pist. Uçuşa kapatılıyor yaklaşık 2-3 saat kadar. Günlük bakımı yapılıyor acil tarafından. Ve gün içerisinde neredeyse tam kapasite demeyelim ama oldukça yüksek bir kapasiteyle kullanılıyor pist. Biraz tarihine bakarsak yine havalimanının, 2009 yılına gidiyoruz. 2009 yılında Ekim ayıydı. Yeni dış hatlar terminali, o zaman için yeni dış hatlar terminalinin açılış töreni vardı. Yap işlet devletle yapılmış. Bu Evet. arada tabii ben Sabiha Gökçen'le ilgili haberlerimizi yaparken şunu hep hatırlatmak istiyorum. Türkiye'deki çok sayıda meydanı işleten sahibi Devlet Hava Meydanları Evet. İşletmesi Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı. Sabiha Gökçen'de ise ayrı bir yapı var. HAŞ olarak adlandırılan, bugünkü yeni ismiyle Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir kamu Doğru. şirketi. Doğru. HAŞ'a ait Sabiha Gökçen, yani Devlet Hava Meydanları sadece hava trafik hizmetini ve Evet. kuledeki operasyonu Doğru. sağlıyor. Doğru. HAŞ havalimanının apronda itibaren tüm hava tarafını işletiyor. Terminal tarafı ise şu anda Malezyalı şirkette. Malezya Havalimanı İşletmesi terminal işletmesini yapıyor Sabiha Gökçen'de. Ama 2009'da Evet. Limak vardı. GMR vardı, Evet, Hintli aynı ve şekilde. Malezya grubu, Evet, güçlü üçlü bir bir gruptu. konsorsiyum Onlar vardı. almışlardı yap işlet devlet projesini, ihalesini ve 2009 Ekim'de dediğim gibi açılış yapıldı. O açılışta galiba bazı ifadeler var. Evet, İkinci pist açılışta yapılacak. aynen öyle Tolga. Açılışta verilen söz şu: tek pist yetmez buraya. Büyüme planları var, iddialı hedefler var. Biz buna yönelik olarak ikinci bir pisti yapacağız. İkinci pist yapılınca ne olacak? Az önce bahsettim ya, 40 saatlik kapasite. Bir anda ikiye katlayacaksınız siz uçuş sayısını. Aynı Yani anda uçaklar inecek tabii kalkacak. tabii aynı anda yaklaşma yapabilirler, kalkış yapabilirler. Muazzam bir kapasite getirecek Sabiha Gökçen'e. Ve o tarihte verilen hedef 2012 yılıydı. 2012. 2020'deyiz. Evet. 11 yıl önce terminal Evet. açılıyor. Ve 2009'da ne diyor? 2012'de burası paralel piste sahip Evet, olacak. evet. 8 yıl geçmiş, paralel pist Arada yine yok. arşive baktığımız zaman çok sayıda ilgililerin, yetkililerin açıklamasını görüyoruz. Mesela daha sonra bir açıklama var. 2015 yılında Gökhan Buğday, yanlış hatırlamıyorsam, Dönemin CEO'su terminal Sabiha Gökçen. işletmecisi şirketin İSG'nin CEO'su olan Evet, Gökhan Buğday. onun açıklaması var. İşte 2015'te pistin açılacağı söyleniyor. Ondan sonra artık araya bir şeyler giriyor, bir ihaleler yapılıyor falan filan. 2018, 2019, şimdi 2020'ye geldik. Hala pist bitmiş değil. Son yeni yılda Ocak ayında Savunma Sanayi Başkanlığı bir basın toplantısı düzenlemişti. Burada yazılı olarak
verilen, hani bu yıl yapılacak olan işler ve hedefler arasında son maddede, şimdi bakıyorsun işte uçak, helikopter, tank, gemi evet. projeleri falan derken, son maddede de Sabiha Gökçen ikinci pistinin, paralel pistinin yıl sonuna kadar bitirileceği konusu. Evet. Şimdi ben tabii burada da yine bir parantez açmak istiyorum. Pistler yaşayan birer varlık gibi. Tabii. Bakacaksınız bunlara. Tabii ki arızalar, işte lambası bozuldu, şöyle oldu, böyle oldu veya yapısal bazı küçük değişiklikler, hasarlar oluştu, hemen müdahale edeceksiniz. Bırakın bunlar olmuyorsa bile uçaktan indikleri zaman bir lastik izi bırakılıyor. Tabii. Bu lastik izlerinin yakılarak gerekiyor. Temizlenmesi ve pistin devamlı faal tutulması gerekiyor. Doğru. Ama tabii pistlerin de bir ömrü var. Atatürk Havalimanı'nda hatırlayacaksınız 3 pist vardı. Pistlerden biri kapanırdı, diğer ikisi faaliyete geçerdi. Taksi rutları, kendileri kaplamaları değişirdi. 05-23 aslında 06-24'te hatırlarsan. Evet, evet. 2010 yılında yenilendi. Baştan sona yenilendi. Biraz uzatıldı. Hatta orada yolda değişiklikler yapıldı. Yeni yapıldıktan sonra yeniden bir kalibrasyon yapıldı ve yönü değişti. Yönü değişti. 05-23 oldu. Evet, manyetik olarak 05-23 olmuştu. Sabiha Gökçen'de pistleri yine 06-24 doğrultusunda. Evet, paralel pistler. Peki ikinci pistle ilgili benim hatırladığım kadarıyla çok ciddi bir kamulaştırma yapıldı. Evet. Bu kamulaştırmanın arkasından çevre yolu bağlantıları var. Bu yolların tünele alınması söz evet. konusuydu ama inşaatta çok ciddi problemler yaşandı. Bazı evet. teknik yanlışlıklar, ihale sürecinden kaynaklanan bazı itirazlar falan filan, belki de yeterli bütçe verilememesi, bilmiyoruz bunları. Evet. Bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman bugüne kadar uzandı. Evet. Burada tabii çok tartışılan ve haklı olarak insanların kafasında oluşan bir soru işareti var. O da şu Tolga. Şimdi yeni havalimanının yapıldığı zemin çok bozuk bir zemin. Ciddi manada dolgu ihtiyacı olan bir zemin. Sabiha Gökçen'de pistin yapıldığı yere baktığınız zaman nispeten sağlam bir zemin. Öyle dolgu ihtiyacı pek yok. Bir tüneller zaten var ve evet. Yüksek gerilim hattının evet. toprak altına alınması evet. gibi detaylar var. Şimdi onları kıyaslıyor insanlar tabii. Kamuoyundaki bu işe yakından bakanlar onları kıyaslıyor. Bir tarafta 2013'te ihalesi yapılmış, 2014-2015 gibi inşaatı hızlanarak başlamış bir havalimanı 4 bitmiş. 4 yılda bitmiş bir havalimanı evet, var. Orada sıfırdan. Aslında daha önce de bir videomuzda belirtmiştik. 2 artı 2 pist var. Evet. 4 yani pist. 4 pist var. Yani evet. bir ana pist, yanında acil durum pisti. Sonra ikinci pist, yanında acil durum pisti. Bir yani de terminal pist, var arada. Terminal, akaryakıt tesisleri, işte ne bağlantı bileyim. Yolları, bağlantı yolları, şunlar, otoparkı, osubus falan baktığınız zaman orada yapılan iş muazzam bir büyüklükte. Şimdi o 3-4 senede bitirilmişken burada sadece bir pistin bu kadar uzun sürmesi tabii insanların akıllarını haklı olarak soru bir işaretleri sürü yaratıyor. Bir soru getiriyor. Evet. Şimdi muhtemel planlardan bir tanesi bu ikinci pist. Umarız yıl sonuna kadar biter. Çünkü bu pistin bitmesi, trafik kapasitesinin artması kuşkusuz İstanbul'daki gelen uçak sayısını da arttıracak. Ana pist herhalde büyük bir bakıma alınacak evet. bundan sonra. Bir de ona değinmek lazım tabii. Evet. Şimdi yenisi açılınca hemen iki katına çıkmayacak kapasite. Çünkü mevcut pist belli bir süre bakıma alınacak, elden geçirecek. Belki kaplama tamamen değiştirilecek, bilmiyorum ne kadar ihtiyacı var. Herhalde 2020, yani bu sene bile bitse yeni pist, herhalde tam manasıyla iki pistli faal hale gelmesi 2021'in ortası belki de ortasına 2022. geçirecek. Evet. Tabii bu durum nasıl etkiler, ne yapar İstanbul'daki hava trafiğini bir anlamda? Çok, bir pazar. Çok basit bir hesap yapalım Tolga. Şimdi bu hamleyle beraber Sabiha Gökçen'in kapasitesinin yıllık 60 milyona çıkacağı 60 söyleniyor. Milyon. İstanbul Havalimanı'nda da 3. pist veya 5. pist devreye giriyor. Evet. Buranın da kapasitesi artacak. Tabii orada 3. piste beraber uçuş kapasitesi artacak. 90 milyonda bir kapasitesi var terminalin. Orayı da geçebilir aslında, biliyor musun Tolga? Yani 90 milyon ama o kadar büyük bir terminal ki orası. Yani fiili durumda 100-110 milyona kadar gidebilir orası. Gidebilir. İki pist var. Üçüncü ekleniyor. Bu da eşittir. 40x3. 120 trafik tabii, burada. Tabii. 80 trafik. Evet. Sabiha Gökçen'den. Muazzam bir pazar aslında oluşuyor arz anlamında. Saatlik 200 uçaklık evet. böyle bir pazar evet. oluşacak. Ve umarız bu pazar güzel bir şekilde paylaşılır. Umarız ve doldurulur. İstanbul'da doldurulur. Umarız doldurulur. Daha önceki bir videomda belirtmiştim. İstanbul'un bir tamam aktarma noktası olması havacılık anlamında güzel bir şey ama bunun ötesinde İstanbul'un kendisinin bir çekim merkezi olması gerekiyor. Yani İstanbul'a insanlar girsinler, burada eğlensinler, otelde kalsınlar, gidip bir yerde köfte yesinler, döner yesinler. İş toplantılarını yapsınlar, yatırıma evet, gelsinler, mülk doğru, alsınlar. Doğru. Yani ne bileyim müzeleri geçsinler. Yani bir asıl hedefin olması lazım. Daha fazla turistin, daha fazla kişinin İstanbul'a giriş yapıyor olması bizim ki, hedefimiz olmalı. Ki taksiciden bakkalına, otelinden, herkese faydası olsun. Tur şirketlerine, evet, herkese evet. bunun faydasının yayılması gerektiğini düşünüyoruz bununla ve ilgili. Ve şunu da ekleyeyim. Bu benim kendi şahsi görüşüm doğal olarak.
İkinci pist bittikten sonra Sabiha Gökçen'de ve ilgili terminaller yapıldıktan sonra dedim ki ya 60 milyon orada 90 milyon burada deklar edilmiş resmi kapasite 150 milyona çıkacak. Çok uzun bir süre İstanbul'daki havacılığı gerekli ihtiyaç duyduğu gerekli kapasiteyi karşılayacak bir noktaya gelmiş olacağız. Gelmiş olacak. Tabii ki bu video ile ilgili biraz da Pegasus'un yaşadığı iki talihsiz olayla ilgili de biraz bağlantı evet. yapmak istiyoruz. Şimdi mevcut yapı içerisinde tabii bir de Atatürk Havalimanı'nın durum var. Onu artık ayrı bir video yaparız. Bu kazada, son kazada tartışılan Sabiha Gökçen'in pist doğrultularının değiştirilirken, yani şöyle anlatayım size bilmeyenler için, Pendik adalardan gelip, denizden gelip 05 pistini kullanarak inerken rüzgar döndüğünde daha kuzeyden bu Formula 1 sahası evet. vardır. O taraftan gelip inişler yapılırken, şimdi tabii bu planlamaya geçiş sırasında İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nın hava trafik akışları biraz kesişiyor. Burayla ilgili yeni bir düzenleme yapmak gerekiyor. Doğru. Bu düzenlemeyi de iki havalimanında da kule devlet hava meydanlarında. Ama asıl Türkiye'nin batısındaki hava trafiği yöneten merkez halen Atatürk Havalimanı'nda devlet hava meydanlarının bir hava trafik kontrol merkezi var. Evet. Burasının yaptığı planlamayla hayata geçiriliyor. Evet. Plan yapılıyor, değişiklikler, uçaklar nerede bekleyecek, kalkış için nereye gidecekler, ne yapacaklar. Bu değişikliklerle birlikte kuleye bilgi gidiyor. İki kuleye de bunlar bir ayarlama yapıyorlar. Evet. Bu da yeni sistemde 30-35 dakikalık bir süre aldığı belirtiliyor. Evet. Tabii umarız yeni pistlerle birlikte, pist demek hareket kabiliyetinin artması demek. Tabii. Bu tür hızlı değişimler çok daha çabuk yapılır ve bu da uçuş emniyetine olumlu bir yönde eklenir tabii, diye az önce dediğin gibi yani Atatürk Havalimanı'nın geleceğiyle ilgili ayrı bir video çekelim seninle gerçekten. O çok önemli bir konu. Orada değinmek istediğim şu var tabii. Özellikle birden fazla havalimanı olan, detaylı konuşuruz bunu. Özellikle birden fazla havalimanı olan şehirler, New York, Londra, Moskova gibi yerlere baktığınız zaman gerekli hava trafiği düzenlemesinin ve programlamasının yapıldığı müddetçe herhangi bir sıkıntı olmadan bu 3 havalimanının, İstanbul için konuşuyorum, 3 havalimanının aynı anda kullanılması, tabii ki full kapasite değil, Atatürk çok daha düşük kalır ama belli kapasitelerde kullanılması mümkün gözüküyor. Özellikle New York'ta işte LaGuardia, JFK ve Newark havalimanları o kadar yakın ki birbirine. Yani bizimkilerden daha yakın, öyle bizimkilerden söyleyelim. Bizimkilerden daha yakın. Öyle söyleyelim. Bu açıdan da bu soruların cevaplarını da herhalde bir sonraki video konumuzda belli olmuş oldu. Evet, evet. Lütfen bizlere sorularınızı yorum yaparak iletin. Yapacağınız beğeniler videolarımızın daha fazla insana ulaşmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu konuyla ilgili detaylı yazılar, analizler okumak isterseniz havayolu101.com Dr. Abdullah Nergiz'in hazırladığı sizleri bekliyor. Ve tabii ki bizlerin yeni sitesi tolgozbek.com'a da size her zaman bekliyoruz. Hepinize keyifli havalimanlarında keyifle vakit geçireceğiniz, ucuz bilet alacağınız ve tabii ki her şeyden önemlisi de uçuş emniyetli günler diliyoruz. Hoşçakalın.